mutlu akşamlar. Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Suriye'nin Cerablus ve Elbap bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DAEŞ'in sözde maliye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde 13 DAEŞ ve 5 PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 18 terörist yakalandı. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve Elbap Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Suriye Cerablus ve Elbap bölgesinde 3 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda taban genişletmeye propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, aralarında örgütün sözde maliye emirinin de bulunduğu 13 DAEŞ, Suriye Münbiç bölgesinde eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 18 teröristin yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın altında bulunan iş yerinde yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın altında bulunan hazır yemek yapılan bir iş yerinde yaşanan patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığı açıklandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada patlama sonucu 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kaymakamlık yazılı açıklamada, ilçemiz İbrahim Gündoğan Caddesi'nde bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız olaya zamanında müdahale etmiş olup, tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Olayın geçmişi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın zemin katında patlama meydana gelmesiyle oluştu. Sabah saat 08.30 sıralarında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bölgede önlem alan ekiplerin patlamanın kesin nedenini araştırdığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Şu boşluğa! Bursa'nın İnegöl ilçesi Akisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs yol kenarından dönüş yapmak için harekete geçen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonuyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri zanlıların telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte şebekenin Bursa başta olmak üzere 3 ayrı ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda örgütün telefonda "yeni araçlarımız geldi" şifresiyle konuştuklarını tespit etti. 3 ilde eş zamanlı olarak fuhuş operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda fuhuşa zorlandıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kadınlara ait pasaportlar, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar da ele geçirildi. Öte yandan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yabancı uyruklu kadınların da işlemleri sonrası sınır dışı edileceği öğrenildi.
Irak'ta 4 şüpheli şahsın çaldıkları mazgalı otomobile yükledikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Güllük mahallesinde bir hırsızlık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 şüpheli şahıs önce mazgalın bulunduğu alana gelerek çevrede gözetleme yaptı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler uygun zamanı yakaladıklarında mazgalı sırtlayarak otomobile yükledi. Sırra kadem basan hırsızların o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, engelli ailelerine rahat bir nefes aldıracak engelli gündüz bakım evini kısa sürede Bursa'ya kazandıracaklarının müjdesini verdi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen konserde Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin gönüllü katılımcıları tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu'nun tüm sanatçıları adeta sahnede devleşti. Geceye katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, engelli bakım evi müjdesini verdi. En yakın zamanda ilkini açıyoruz inşallah. Engelliler Gündüz Bakım Evi. Biliyorum ki ben de bir babayım ama babalar kaçak güreşiyor bu işlerde. İşteyiz diyorlar. Hatta ve hatta evliliklerini de bozabiliyorlar bununla alakalı. Ama anneler bu çocuklarla yatıyor, bu çocuklarla kalkıyor ve bu çocuklarla hayatını idame ettiriyor. Annemizin o gün işi varsa, annemizin o gün şehir dışı bir programı varsa, sabah getirip akşamına kadar uzmanlarımız nezaretinde tutabileceği çok güzel bir engelliler gündüz bakım evimizi en kısa zamanda açıyoruz inşallah kıymetli kardeşim. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekonomik ve ticari temaslarda bulunmak için Bursa'ya gelen Senegal Belediye Başkanlarından oluşan heyeti ağırladı. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye ve Senegal arasında son yıllarda artan ekonomik ve ticari işbirliğini kentler düzeyinde de geliştirmek adına önemli bir buluşmaya imza attıklarını söyledi. Türkiye'nin son 20 yılda Afrika kıtasına yönelik açılım politikası ve kıtadaki ülkelerle kurduğu ilişkiler, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Sizleri Bursa'da görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bursa, Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'ya başkentlik yaptığı bir şehir. Dolayısıyla Bursa'nın Balkanlarla, Anadolu'yla, Orta Asya'yla, Afrika'yla her taraftan bağı vardır. Böyle her taraftan gelen giden vardır. Bursa ana kucağı gibidir. Başı sıkışan, zorda kalan, savaş sebebi olur, ekonomik sebep olur, Bursa'ya gelir. Dışarıdan gelen kişi de tabii ki başka yere göçmen gittiği için çalışmak zorundaysa kendini çalışır. Çalışan insanların şehridir Bursa. Dolayısıyla Bursa, Türkiye ekonomisinde önemli bir şehirdir. İkinci en fazla üretim ve ihracat yapan şehirdir. Bursalı ikiz kardeşler Wushu'da milli takıma seçildi ve 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birinci oldu. Yıldırım Belediye Spor'un lisanslı sporcusu olan ikiz kardeşler Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda dünya birincisi oldu. İlk önce Kürşat Metin Taktakçı dünya birincisi olurken daha sonra da ikiz kardeşi Ecrin Taktakçı dünya şampiyonu oldu. Bugün Bursa Yıldırım'da Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşmekte olan Aralık 1-2-3-4 tarihlerinde 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Yıldırım Belediyesi Cimnastik Spor Kulübü olarak 44 kişi katıldık. 44'te 44 madalya bekliyordum öğrencilerimden. Bunu başardık. İkiz kardeşler Kürşat ve Ejin Taktakçı olarak spora yaklaşık 1,5 yıldır yapıyorlar benim yanımda. İkisi de şampiyon olabilecek kapasitede. Daha önceki maçlarda da bunu gördük zaten. Burada da biri şampiyon oldu. Diğerinden de şampiyonluk bekliyoruz. Burada Yıldırım Belediyesi'nde Alpagut'ta oldum. Dünya birincisi. İlk defa Alpagut'a giriyorum. O yüzden
Yani benim için ilk defa Alpagut'a girdiğim için, dünya şampiyonu olduğum için çok sevindim. Kardeşim dünya birincisi oldu. Ben de olacağım inşallah. Bahseder misin? Hangi? Wushu, kickbox, muay thai, Alpagut. Onlar. Dün bizim için çok heyecanlıydı. Alpagut'a ilk defa katıldık. Ama birincilikle sonuçlandı. Ejin'den de aynı performansı bekliyoruz. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde incir ve zeytincilikten geçimini sağlayan Akçapınar Mahallesi'nde zeytin mesaisi sürüyor. Hasattan elde edilen zeytinler fabrikalara satılıp dünya sofralarını süslüyor. Bursa'da zeytinin uzun bir yolculuğu olduğunu dile getiren üreticiler, Mart ayında budamayla başlayan serüvenin Mayıs ayı başlarında ilaçlaması, Kasım ayının başlarında ise dünyaya gönderilmek üzere zeytinleri dallarından özenle topluyor. Dünyanın en kaliteli zeytinini dünya mutfağına sunan üreticiler, Mustafa Kemal Paşa topraklarının veriminin bir başka olduğunu dile getirdi. Mart ayında zeytin budamayla başlar. Zeytini aralıyorsun, budalıyorsun. İşte Mayıs'ta ilaçlamalar başlar. Yaklaşık bazen 3 ay sürer yani yılına göre, bazen 2,5 ay. Zeytinin kararmasına göre, hava şartlarına göre. Ocağın işte sonuna kadar sezon bitmiş olur. Bu köyde yaklaşık 25 ton falan, 20-25 arası günlük. Halkımız sabahleyin böyle yakın civarlardan yövmeci deriz yani. Onlar gelir birlikte. Toparlarız. Akşamleyin de bu sürüverin zeytin seçme makineleri var evlerimizde. Bursa'da bir girişimci yurt dışından getirdiği fincanlarla kahve pişirdi, lezzeti il sınırlarını aştı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 500 yıllık handa kafe işleten Alim Şahin, yurt dışından getirdiği ateşe dayanıklı fincanlarla kahve pişirdi. Cezvesiz pişen kahve lezzetini içine hapsederken ortaya mükemmel bir lezzet çıkıyor. Biz burada Türkiye'nin en farklı lezzeti olan isli kahve. Bu Balkan kültürüdür aslında. Nasıl yapılıyor efendim? 13 çeşit karışımdan müteşekkil bir üründür. Tadanlardan da oldukça kaliteli bir dönüş alıyoruz. İnsanların pek çoğu lezzetli bir kahve içtiğini söylüyor. Bizim özelliğimiz kahvenin fincanla pişmesi. Cezveyi ortadan kaldırıyoruz. Tabii cezveyi ortadan kaldırıyoruz. Kahveyi direkt fincan içerisinde pişiriyoruz. Peki fincan patlamıyor mu? Yok, özel fincanlar. Bunlar Çin'den geliyor. Kaliteli ve ateşe dayanıklı fincanlar. Bursa'da bir girişimcinin manda sütünden yaptığı salep büyük rağbet görüyor. Tarihi Irgancı Köprüsü'nde kafe işleten Emine Yıldız, yaptığı denemeler sonucunda manda sütünden salep yapıp satmaya başladı. Manda sütüyle pişirdiği doğal salep büyük beğeni gördü. Kış aylarında sağlıklı ve besleyici olduğu için tercih edilen salep, işletmecinin farklı boyut kazandırmasıyla daha da beğenilmeye başlandı. Fincanı 35 lira olan salep çok kişi tarafından tercih ediliyor. Kilosunu 2500 liraya aldığı doğal salep ve kilosu 35 liraya aldığı manda sütüyle pişirdiği saleplerin ünü şehir sınırlarını aştı. Kış aylarında geçen sene abimin kendi buluşu olan manda sütünden saleple tekrar kafemizde hizmet vermeye başladık. Manda sütünden salep öyle zannediyorum ki sadece bizim kafemizde yapılan bir şey. Manda sütü Bursa'nın bir köyünden taze ilk alınmış bir süt. Burada sütü tekrar işlemden geçiriyoruz. Kilosu 2500 lira. Manda sütü ne kadar efendim? 35 lira. 35 lira. Peki salebi ne kadar satıyorsunuz? Bir fincan salebimiz 35 lira efendim. 35 lira. Evet. Talep geliyor mu? İnsanlar beğeniyorlar. Evet, geçen yıl başladı bu hizmet. Geçen yıldan bu yıla çok rağbet gördü salebimiz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Line TV'de gelişmeleri aktardık. Herkese mutlu akşamlar dilerim.